yeşil çimenleri olan büyük güzel bir bahçeydi. Çimenlerin her yerinde gökyüzündeki yıldızlar gibi güzel çiçekler ve bahar gelince pembe ve inci rengi nazlı çiçekler açan, güz gelince bereketli meyveler veren 12 tane şeftali ağacı vardı. Ağaca konan kuşlar öyle güzel ötüyorlardı ki çocuklar oyunlarını yarıda bırakıp onları dinliyorlardı. Birbirlerine ne kadar mutluyuz burada diye sesleniyorlardı. Bir gün dev geri geldi. 7 yıllığına arkadaşı Cornwall ucubesini ziyarete gitmişti. Diyeceğini demesi 7 yıl sürmüştü. Çünkü çok konuşkan biriydi. Ondan sonra da şatosuna dönmeye karar vermişti. Geri geldiğinde bahçede oynayan çocukları gördü. "Burada ne işiniz var?" diye bağırdı. Homurtulu bir sesle çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar. "Benim bahçem, benim bahçemdir," dedi de. "Herkes bunu iyice bilsin. Burada benden başka hiç kimsenin oynamasına izin vermeyeceğim." Bunu diyerek bahçenin etrafına yüksek bir duvar çekti. Bir de tabela dikti. Çok bencil bir devdi. Zavallı çocukların oynayacak yeri kalmamıştı artık. Yolda oynamayı denediler ama yol toz toprak içindeydi ve sert taşlarla doluydu. Hoşlarına gitmedi. Dersleri bittikten sonra yüksek duvarların çevresinde yürüyüşe çıkarlar ve içerideki güzel bahçeden söz ederlerdi. Birbirlerine ne kadar mutluyduk orada derlerdi. Sonra ilkbahar geldi. Kırlar küçük küçük çiçekler, küçük kuşlarla doldu. Yalnızca bencil devin bahçesinde mevsim hala kıştı. Bahçede çocuk olmadığı için kuşlar ötmek istemiyorlardı. Ağaçlar çiçek açmayı unutmuşlardı. Bir keresinde güzel bir çiçek başını otların arasından çıkardı. Fakat tabelayı görünce çocuklar için o kadar üzüldü ki gerisin geri toprağa girdi ve uykuya daldı. Bu işe memnun olanlar bir tek kar ve kırağıydı. İlkbahar unuttu bu bahçeyi diye bağırdılar. Demek ki yıl boyu burada yaşayacağız. Kar büyük beyaz peleriniyle otları kapladı. Don bütün ağaçları gümüş rengine boyadı. Sonra kuzey rüzgarını da yanlarına davet ettiler. O da geldi. Kürklere bürünmüştü. Bütün gün bahçede kükreyerek geziyor ve bacaları alaşağı ediyordu. "Pek nefis bir yer burası," dedi. "Dolu'yu da davet etmeliyiz." Bunun üzerine Dolu da geldi. Her gün 3 saat boyunca şatonun kiremitlerinin üzerinde öyle bir takırdayıp durdu ki sonunda onları birçoğunu kırdı. Son hızla bahçenin etrafında döndü de döndü. Griler giyinmişti ve soluğu buz gibiydi. "İlkbaharın neden bu kadar geciktiğini anlayamıyorum," dedi bencil dev. Pencerede oturup soğuk beyazlara bürünmüş bahçesine bakarken, "Umarım hava döner. Ama ilkbahar hiç gelmedi. Yaz da. Güz bütün bahçelere altın rengi meyveler verdi. Fakat devin bahçesine vermedi. O çok bencil," dedi. "Böylece o bahçe hep kış kaldı." Kuzey rüzgarı ile Dolu, kırağı ile kar ağaçların arasında dans edip durdular. Bir sabah dev yatağında uzanmış yatarken çok güzel bir müzik duydu. Kulağına o kadar güzel geldi ki müzik, kralın çalgıcılarının geçmekte olduğunu sandı. Ama bu sadece penceresinin dışında öten küçük bir keten kuşuydu. Ama bahçesinde bir kuşun öttüğünü duymayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki bu ona dünyanın en güzel müziği gibi geldi. Birden kırağı başının üzerinde dans etmeyi kesti. Kuzey rüzgarı kükremekten vazgeçti ve aralık pencereden nefis bir koku geldi. "Galiba ilkbahar sonunda geldi," dedi. Dev yataktan fırladı ve dışarıya baktı. Ne görsün? Çok güzel bir manzaraydı gördüğü.
başlarını çıkarıp dışarıyı seyrediyor, gülüyorlardı. Çok güzel bir manzaraydı ama bu manzaranın bir köşesi hala kıştı. Burası bahçenin en uzak köşesiydi ve orada küçük bir çocuk duruyordu. O kadar küçüktü ki ağacın dallarına erişemiyor, etrafında dolaşıyor ve acı acı ağlıyordu. Zavallı ağaç hala kırağı ve karla kaplıydı. Kuzey rüzgarı dallarının üzerinde esip kükrüyordu. Tırman küçük oğlancık, dedi ağaç ve dallarını indirebildiğince indirdi. Ama oğlancık minnacıktı. Bu manzarayı görünce devin kalbi eriyiverdi. Ne kadar bencilce davrandım, dedi. İlkbaharın neden buraya gelmediğini şimdi anladım. O zavallı oğlancığı ağacın tepesine oturtacağım. Sonra da duvarı yıkacağım. Bahçem sonsuza dek çocukların oyun yeri olsun. Yaptıklarına gerçekten çok pişman olmuştu. Bunları söyleyerek aşağıya indi. Ön kapıyı usulca açıp bahçeye çıktı. Fakat çocuklar onu görünce o kadar korktular ki hepsi kaçıştı. Ve mevsim yeniden kış oldu. Sadece küçük çocuk kaçmadı. Gözleri öylesine yaşlarla doluydu ki devin geldiğini görmemişti. Dev onun arkasından dolandı. Elini yavaşça eline aldı ve kaldırıp ağaca oturttu. Ağaç o anda çiçek açtı. Kuşlar gelip dallarında ötmeye başladılar. Küçük oğlancık da kollarını ardına kadar açıp devin boynuna doladı. Onu öptü. Devin artık eskisi gibi acımasız olmadığını gören öteki çocuklar da koşarak döndüler ve yanlarında ilkbaharı da getirdiler. Burası artık sizin bahçeniz küçük çocuklar, dedi de eline kocaman bir balta aldı, duvarı yıktı. İnsanlar öğleyin pazara giderlerken devi çocuklarla o ana kadar gördükleri en güzel bahçede oynar buldular. Gün boyu oynadılar. Akşam olduğunda dev onlara veda etti. Peki ama küçük arkadaşınız nerede, diye sordu. Ağaca oturttuğum küçük oğlancık. Dev onu sevmişti. Çünkü oğlan onu öpmüştü. Bilmiyoruz, diye cevap verdi çocuklar. Çekip gitti. Ona söyleyin yarın mutlaka gelsin, dedi dev. Ama çocuklar onun nerede oturduğunu bilmediklerini söylediler. Onu ilk kez görüyorlardı. Dev çok hüzünlendi. Her gün öğleden sonra okul bittiğinde çocuklar gelip devle oynadılar. Ama devin sevdiği küçük oğlancık bir daha hiç görünmedi. Dev bütün çocuklara çok iyi davranıyordu. Fakat ilk küçük arkadaşını çok özlüyor ve sık sık ondan söz ediyordu. Ne kadar göreceğim geldi onu, deyip duruyordu. Yıllar geçti. Dev iyice ihtiyarlayıp elden ayaktan düştü. Artık oyun oynayamıyordu. Onun için büyük bir koltuğa oturup çocukların oyunlarını seyrediyor ve hayranlıkla bahçesine bakıyordu. Çok güzel çiçeklerim var, diyordu. Ama en güzel çiçekler çocuklar. Bir kış sabahı giyinirken penceresinden dışarıya baktı. Kıştan nefret etmiyordu artık. Çünkü onun sadece ilkbaharın uykusu olduğunu, çiçeklerin dinlenmekte olduklarını biliyordu. Birden şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu. İyice baktı. Gerçekten de mucize gibi bir şeydi. Bahçenin en uzak köşesinde baştan aşağı güzel beyaz çiçeklerle donanmış bir ağaç vardı. Dalları altın rengiydi ve onlardan gümüş meyveler sarkıyordu. Ağacın altında çok sevdiği küçük çocuk duruyordu. Dev büyük bir sevinç içinde aşağıya koştu. Bahçeye çıktı. Otları hızlı adımlarla yararak çocuğun yanına geldi. İyice yakınına geldiğinde yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Seni yaralamaya kim cüret etti, diye bağırdı. Çocuğun üzerinde yara izleri vardı. Dev, söyle bana kim yaptı,
izin vermiştin. Şimdi de ben seni kendi bahçeme götüreceğim. Cennet bahçesine dedi. Çocuklar o gün akşam